Maalesef ki sağlıklı yerlere gelecektir bu durum. Daha da güzel yerlere gelecektir. Sorularımızla başlayalım isterseniz. Bu COVID-19 bulaşına, salgınına nasıl bulaştınız Üzeyir Bey? Nasıl bu hastalığa yakalandınız, salgına yakalandınız? Pınar Hanım, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Buradan Afyon Postası izleyenlerine hayırlı akşamlar diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ayrıca müsaade ederseniz bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan evlatlarımıza, sevdiklerimize, dostlarımıza ve bütün sevenlerimize sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyorum, sunuyorum. Ayrıca benim neşe ve şifa kaynağım olan torunlarıma buradan sevgilerimi sunuyorum, gözlerinden öpüyorum. Evet, bu süreçte biz 21 Mart'ta umre yolculuğuna başladık. Evet. Buradan umre yolculuğuna gittik. Medine'ye indik efendim. 3 gün orada ibadetimizi yaptıktan sonra Mekke'ye geçtik. Mekke'de de 3-5 gün tekrar orada görevimizi yaptıktan sonra biz de yani bir ağız kuruluğu ve biraz da boğaz ağrısı başladı eşimle beraber. Tabii biz bunu mevsime yorduk. Hani orası 38 derece. Evet. Burası o zaman gittiğimizde 6-7 dereceydi. Herhalde dedik klimalardan dolayı bizi klimalar çarptı veya hava değişiminden dolayıdır diye pek aldırış etmedik ve de fazla da bir rahatsızlığımız yoktu. İbadetimizi etmeye başladık. Allah'a şükür gittik günlük tavafımızı yaptık, sayımızı yaptık, umremizi yaptık. Bu süreç böyle devam etti. Nihayetinde ayın 15'inde ülkemize dönmek için yola çıktık. Gece saat 2-3 civarında Mekke'den Cidde'ye havaalanına hareket ettik. Havaalanına vardığımızda bize herhangi bir şey söylenmemişti. Ancak Türkiye'den bizi çocuğum aradı. Baba dedi, Zafer Havaalanı'na inmeyeceksiniz. Konya'ya gidecekmişsiniz. Bilginiz var mı dedi. Hayır yavrum dedik. Hemen şok olduk orada biz. Sözünüzü kesiyorum. Sayın Üzeyir Bey, bu şekilde boğaz kuruluğundan ve öksürük oluşundan bahsettiniz. Bundan kaç gün sonrası havaalanına geçiş yaptınız? Yani bu tenkitler sizde daha çok nüksetmeye başladı mı? Daha fazlalaştı mı? Nasıl bir süreç izledi siz havaalanına gelene kadar? Yaklaşık havaalanına varasıya kadar yani varmadan önce bu 10 gün önce başladı bu belirtiler bizde. Hatta buradan götürdüğümüz ilaçlarımız vardı. O ilaçlarımızı kullandık. Ama hiç tesir olmadı, etkisi olmadı. Türkiye'de olduğumuz zaman böyle bir rahatsızlığımız olduğu zaman attığımızda o ilaçlarımızı 2-3 gün içerisinde belli etmeye başlıyordu yani iyileşme başlıyordu. Peki şunu sorayım hemen burada. Normal grip algısı gibi mi? Yani böyle normal bir grip olma süreci gibi mi? Yoksa daha önce hiç vücudunuzda fark edilmemiş bir rahatsız edici bir durum gibi mi? Nasıl bir durum vardı vücudunuzdaki belirtilerde? Pınar Hanım, bizde herhangi bir büyük bir belirti olmadı. Aha, Bizde hafif ağrı. sadece hafif ağız kuruluğu ve Evet. biraz da boğaz ağrısı. Anladım. Yani çok ağır da geçmedi. Ateşimiz de olmadı, ishal de olmadı. Allah'a şükür nefes darlığı da olmadı. Bu büyük septomlar oluşmadı. Sadece bizde ağız kuruluğu ve boğaz ağrısıydı. Ve bu Anladım. şekilde Cidde'ye vardık havaalanına. Evet. Havaalanından hareket ettik. Artık görevlere de söyledik şirketin görevlilerine. Onlar da bize durumu açıkladılar. Son anda değişiklik olduğunu ve buradan Konya Havaalanı'na ineceğimizi söylediler. Konya Havaalanı'na geldiğimizde bizi tam donanımlı ekipmanlar, araçlarla bizi karşıladılar. Ateşimizi ölçtüler. Pasaportlarımızı aldılar. Ve oradan uyulması gereken kurallar çerçevesinde bizi devletin yurduna, öğrenci yurduna aldılar. 14 günlük, buyurun.
Sanırım burada devletimiz gerçekten çok güzel bir müdahalede bulunmuş. Çok güzel bir şekilde yaptırımlar uygulanmış. Yalnız burada sanırım böyle tek olmaması gereken aslında dünyada bu korona salgını başlamıştı artık Çin'den itibaren. İtalya'da yoğunlaşmıştı, İspanya'da yoğunlaşmıştı, Amerika'da yine kendini göstermeye başlamıştı. Tam bu süreç içerisinde aslında tek eksik kalan nokta o süreçte sizin Kabe'ye yani Umre'ye gönderilmenize keşke izin hiç verilmeseymiş. O Evet. konuda biraz bir zafiyet yakalanmış. Onun dışında gayet çok ilgili alakalı bir şekilde her şey şu anda da olduğu gibi kontrol altında tutulmaya gidiliyor. Çünkü bu da bir sürpriz oldu. Gerek dünya adına gerek Türkiye adına sürpriz oldu. Çünkü hiç beklemediğimiz bir şekilde hiç önlemler alınmadı bu konuyla ilgili. Çünkü böyle bir şeyle yeni karşılaştık. O yüzden devletimizin de yaptırımlarında küçük zafiyetler olabilir, yakalanabilir böyle bir duruma. Ama genel anlamda iyi gidiyoruz, iyi kontrol altında tutmuş oluyoruz. Ama keşke hiç Umre'ye gönderilmeseydi bu süreç içerisinde. Evet, biz de onu zaten kastetmiştik. Ayın 21'inde bizim yurt dışında çıkışımıza devletimiz müsaade etmemesi gerekiyordu. Ama oldu bir defa. Yine de Evet. devletimizden Allah bin kere razı olsun. Kesinlikle. Bizi çok iyi şekilde karşıladılar. Bizi çok iyi şekilde karantina altında tuttular. Yani bu şekilde biz yine de Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Kesinlikle her zaman devletimiz yine de başımızda olsun en güzel haliyle. Peki Evet. bunun belirtilerinde Boğaz kuruluğu var dedik. Hafif geç oldu dedik. Çevrenizden de bu takım yani o öbek arkadaşlarınızdan da böyle bir rahatsızlıklar söz konusu olmuş muydu Üzeyir Bey? Zaman zaman arkadaşlarımızla, Hac kafilesindeki arkadaşlarımızdan çoğunun işte burnu akıyordu, akıntısı vardı. Çoğu ben grip oldum diyordu. Evet. Anladım. Peki bu teşhis size ilk konulduğunda yani siz havaalanından bu tarafa geldiğinizde, Konya'ya geldiğinizde bu korona salgınının sizde en yükselttiğini öğrendiğinizde neler hissettiniz Üzeyir Bey? Efendim, 14 günlük karantina sürecine girdik yurtta. Her şeyimiz çok güzeldi. Bizi devletimiz en iyi şekilde ağırladılar. Bütün eksiklerimizi A'dan Z'ye karşıladılar. Kişisel bakım ihtiyaç maddelerine kadar her şeyimizi karşıladılar. Çok Allah razı güzel. olsun devletimizden, milletimizden. Bizim devletimiz büyük değil, büyük değil, kocaman bir devlet. Evet, Kocaman çok bir büyük bir devlet. devlet. Evet, Evet. Allah bin kere razı olsun yani. Peki, Biz siz bu ne karantina hissettiniz süreci Üzeyir Bey? işte anlatıyorum efendim. Bu karantina sürecinin son günlerinden bir gün önce, yani 14. gün değil de 12. günü bizlerden numune alındı. Boğazlarımızdan ve burundan. İncelemeye gitti efendim. Testlerimiz yapıldı. Gecenin saat ikisinde, 2:30'unda yurttaki görevlilerden bir tanesi bizi telefonla aradı ve eşimi aradı. İşte testinizin eksik olduğunu, tekrar yeniden test vermeniz gerektiğini bize söylediler. Biz de tabii uyku sersemi apar topar hemen kalktık, aşağıya indik yurdun aşağısına, çıkış kapısının olduğu yere. Orada baktık ki araçlar tam takım hazır, görevliler tam takım bizi bekliyorlar, giyinmişler, kuşanmışlar. Ben eşime dedim, bizim galiba pozitif dedim. Eşim de yok öyle bir şey dedi, inşallah olmaz dedi, yoktur dedi. Yeniden alınacakmış kan dedi veya numune dedi. Biz arabaya Üzeyir aldılar Bey, bizleri. tam burada sözünüzü kesiyorum. Eşiniz demişken, eşinizin ismi neydi acaba? Ayşe. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım da yanınızdaysa o da yanınıza gelebilir. Onu da görebiliriz buradan eğer Tabii kendisi efendim. arzu ederse, isterse. Bir şey yapayım ben, bakayım mı? Ona da selam verelim buradan. Tamam, bir bakıyor efendim. Gelmeye çalışıyor yani, bakalım. Tamam. Evet.
Ve bu arabayla yola çıktık. Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nin fizik tedavi polikliniğini bizler için tahsis etmişler. Biz oraya girdiğimizde buyurun yatış dediler. O zaman artık eşim falan da iyice inandı bizim pozitif olduğunu ve orada bir şok olduk efendim. Evet. Ama kısa sürede de kendimizi toparlamaya çalıştık. Doktorlar da dedi sakin olun, herhangi bir şey yok. İnşallah dedi buradan şifa bularak çıkacaksınız dedi. Ben de eşimi biraz sakin ettim. O bana destek verdi. Ben ona destek verdim. Bu şekilde yatışımız hastaneye başladı efendim. Bu da çok önemli bir süreç aslında. Yani ikinizin de eş olarak böyle bir salgınla tutulmanız, birbirinize tam bu konularda zaten uzun yıllardır evlisiniz sanırım eşinizle. Evet efendim 40. yıl. 40. yıl, 40 Allah yıldır nazardan saklasın maşallah inşallah. daha nice 40 yıllara olsun. Bu 40 yıl İnşallah efendim. içerisinde ne süreçlerden ne badirelerden geçtiniz belki ama bu da Çok sizin çok için efendim. evet birbirinize bağlayıcı bir etken olmuş. Evet. Bu süreç içerisinde en unutamadığınız an neydi Üzeyir Bey, aklınızda kalan en unutamadığınız size? Efendim. Birkaç tane var. Birkaç tane var. Birkaç tane anımız var. Bir tanesini anlatayım. Evet. Tedavi gördüğümüz biraz daha geç. Ayşe Hanım, Tedavi hoş gördüğümüz geldiniz. hoş geldin. Fotoğrafını konuşayım. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk canım. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz çok şükür. Bir yaramazlık yok. İyi olmaya Çok çalışıyoruz. Elhamdülillah bugünümüze. evet, çok mutlu olduk sizleri bu şekilde sağlıklı bir şekilde karşımızda gördüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah Teşekkür daha da ederim. sağlanıza kavuşmuş bir Amin. şekilde yine Amin. başka bir İnşallah. programda buluşuruz. Biz çok mutlu olduk. Bugün İnşallah. böyle konuğumuz oldunuz ve sağlıklı bir şekilde karşımızda duruyor olmanız bizi ayrıca Çok mutlu şükür. etti. Evet. İnşallah daha da güzel günlere hep beraber yol alalım. Umarım yani. İnşallah. İnşallah. İnşallah hep beraber. İnşallah. Canım çok teşekkür ederim. Çok Rica sağ ol. ederiz Ayşe Hanımcığım. Görüşmek üzere. İnşallah sağ ol. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Üzeyir Bey, unutamadığımız anda kalmıştık en son. Evet. Şimdi hastaneye yattık efendim. Bizim bir ilaçlı tedavilerimiz başladı. 5 gün devam etti ilaçlarımız. 5. günden sonra kestiler ilacımızı. Evet. Tekrar yeniden tetkikler yapılmaya başlandı. Ertesi günü hemşire hanımlar geldi odamıza. İşte nabzımızı, ateşimizi ölçtüler. Tansiyonumuzu ölçtüler. Hanım eşim sordu. Biz bugün taburcu muyuz dedi. Hayır dedi. Odamızdan çıktılar. Yan odaya, bizim yan odamızda da bizim aynı kafileden 2 tane yaşlı abilerimiz vardı. Evet. Onlara girdiler. Onlara girdiler. Siz taburcusunuz. Eşyalarınızı hazırlayın dediler. Biz de bunu duyduk. O anda büyük bir şok içine uğradık, şoka uğradık. Moralmen, motivasyon olarak her şeyimiz, gardımız düştü. Ama Kesinlikle. eşimle beraber yine el ele verdik. İnşallah biz de çıkacağız dedik. İnşallah dedik. Azmimizi, şeyimizi kırmayalım. Biz inanan insanlarız. İnşallah dedik. Biz de Allah'ın izniyle çıkacağız. Çoluğumuza, çocuğumuza, sevdiklerimize kavuşacağız dedik. Bu şekilde kendimize moral verdik efendim. Ne kadar Birisi güzel. bu oldu. Evet. Birisi bu oldu. Birisi de buraya geldikten sonra benim torunum var efendim. Ellerinizden öper. Allah Kızımın bağışlasın. çocuğu Ceyda anne annesine telefon ediyor. Anneanne diyor, ben size ne zaman geleceğim yatmaya diyor. Ya kıyamam. Anneannesi de yavrum bu süreç geçsin, ondan sonra gel beraber yatarız dedi. O da dedi ki bizi esas en büyük duygulandıran şey annemle keşke ben de koronavirüs olsam da sizin eve gelsem yatsam dedi. Eşim de aman yavrum Allah göstermesin, Allah sizlere sağlık sıhhat versin. Yani çocuğun özlemi, bizlerin özlemi bu kadar yani çocuğu bu duruma düşürdü yani. Biz de bu çok Evet. unutamadık, duygulandırdı bizi efendim.
Yani gerçekten bu korona salgını tüm dünyayı bu şekilde etkisine aldı ve hepimiz evlere kapanmak zorunda kaldık. Şu an kimseyle görüşülmüyor maalesef izole olmaktan dolayı. Bir de Evet. bunu çocuklara anlatmak daha da bir zor. Çocuklara bunun önemini, bunun ciddiyetini anlatmak daha da bir zor. Çünkü çocuklar çok masum duygularıyla yaşayan varlıklar. Direkt özlem Evet. duygusunu bu şekilde size dile getirmiş. Üzücü bir olay olmuş gerçekten. Evet. Unutulmayacak Evet. bir anı olmuş yani. Bu nasıl Evet. Ayşe Hanım'la beraber yakalandınız ama bunu sadece tabii tedavi de değil. Bu hastalığı nasıl yendiniz diyebiliriz mesela Üzeyir Bey. Ya bu hastalığı önce Allah razı olsun Cenab-ı Allah'ımızın sayesinde, sevdiklerimizin, dostlarımızın sayesinde. İnanır mısınız Pınar Hanım? Onlarca görüntülü videolar çekilerek bizim telefonlarımıza iyi dileklerini, sağlıklı olmamız dileklerini gönderdiler. Bizleri Çok o kadar güzel. duygulandırdılar. Bizleri o kadar çok mutlu ettiler ve bizleri motivasyon yaptılar. Bize motive yaptılar bizleri yani. Moral Evet. verdiler bizlere. Biz de inandık. İnşallah dedik bu şeyden kurtulacağız. Bir an önce sevdiklerimize kavuşacağız diyerek hep eşimle beraber bu inançla, bu azimle tedavi sürecini geçirdik efendim. Aslında baktığımızda bu COVID-19'un çok tedavisi henüz daha keşfedilmedi, henüz daha icat edilmedi. Sizin söylediklerinizden istinaden özet geçecek olursak sadece moral ve motivasyona dayalı olarak biz bunun üstesinden geldik dediniz. Tabii bu süreçte bağışıklık sisteminizin ne kadar güçlü olduğunu da burada görmüş olduk. Evet. Ya da bunu yani fiziksel açıdan daha hafif atlattığınızı görmüş olduk. Çünkü tüm vücutlarda aynı tepkimeyi maalesef vermiyor. Daha önceki işte şeker hastalıkları, tansiyon hastalıkları vesaire bir sürü hastalıklarda vücutta bulunduğunda onlar da biraz daha ağır geçiyor. Ve sonuç kötü de olabiliyor. Siz bu konuda çok şanslılardansınız diyebiliriz aslında Üzeyir Bey. Evet, bizim en büyük şansımız eşimle beraber ikimizin de herhangi bir kronik rahatsızlığımızın bulunmaması. Allah'ımıza şükürler Evet. olsun. Kesinlikle bu çok avantajlı. Sigara kullanıyor muydunuz Üzeyir Bey? Maalesef 37 sene kullandım. 10 sene önce bırakmıştım. Bıraktınız. Tamam. Onun da Ama size çok faydası var. 5 sene önce de tekrar günde 3-5 tane içmeye başlamıştım. Onu Hatta da bundan sonra bırakmamalıyız. doktorlar da her geldiğinde sigara kullanıyor musunuz diyerek söylediler. Hakikaten de şu anda bin pişmanım yani kullandığıma. Evet, buradan da Sigara da büyük bir tüm faktör. kesinlikle buradan da tüm Afyonpostası takipçilerine de seslenmiş olalım. Sigara kullananlar bu Kesinlikle. süreçte sigarayı ne kadar azaltırlarsa ya da bırakırlarsa o kadar avantajdır diyoruz Kesinlikle. kendilerine. Kesinlikle bırakmalarını, içmemelerini tavsiye ediyoruz efendim. Evet, Üzeyir Bey şu an ne hissediyorsunuz? Neler hissediyorsunuz? Nasıl bir ruh halindesiniz? Böyle bir büyük bir badireden geçtiniz. Büyük bir badire atlattınız. Şu an neler hissediyorsunuz? Öncelikle Allah'ımıza şükrediyoruz. Yeniden doğmuş gibiyiz şu anda. Hayata yeniden başlamış durumdayız şu anda eşimle Evet. beraber, çocuklarımızla, sevdiklerimizle beraber. Çok Evet. mutluyuz, çok huzurluyuz. Allah'ımıza şükürler olsun efendim. Çok güzel. Yani bunlara biz de sizin bu güzel duygularınıza biz de şahit olmuş olduk bu durumda, eşlik etmiş olduk. Bu konuda biz de ne kadar şanslıyız. Yani şahsım adına ben çok bugün mutlu oldum yani bu şekilde sizin sağlığınıza kavuşmuş olmanız çok güzel. Şu an evde gözlem altındasınız sanıyorum. Evet, evde 14 günlük karantina sürecimiz var. Nasip olsun ayın 6'sında başlamıştı karantina sürecimiz. İşte pazar ya da pazartesi gün nasip olursa bitecek. Artık yetkililerimizin vereceği karara boynumuz kıldan ince. Ne derlerse biz Kesinlikle. ona uymaya hazırız. Milletimizin sağlığı için, sevdiklerimizin sağlığı için kurallara sonuna kadar uymaya devam. Bu evet bu konudaki bu naif ince düşünceniz de çok takdire şayan gerçekten. Çünkü
Bu Umre kabilesinin Türkiye'ye geldiğinde baya sorunlar yaşanmıştı. İşte şey diyenler falan olmuştu. Nasıl ya, biz orada bize hastalık mı bulaşır, biz Allah'ın evindeyiz, Allah'ın evinde bize hastalık mı bulaşır falan gibilerinden karşı çıkmaya çalışanlar oldu. Hatta başkasının yüzüne tükürenler oldu falan filan, bir sürü şeyler oldu. Siz bu konuda ne kadar ince düşünceye sahipsiniz, bu konuda da sizi takdir ediyorum ayrıca. Çok güzel yani. Peki evde neler yapıyorsunuz Üzeyir Bey? Nasıl geçiyor zaman? Pınar Hanım, evde günlük rutin işlerimizi yapıyoruz eşimle beraber. Yemeklere yardımcı oluyoruz. Eşimle beraber yapıyoruz, hazırlıyoruz. Evet. Zaman bulursak, fırsat bulursak sporumuzu, egzersizlerimizi yapıyoruz. Hani hareketsiz. Biz yaklaşık 35 gündür, 30 gündür sürekli evdeyiz yani. Karantinadayız yani. Yurt dönemi oldu, hastane dönemi ve tekrar evimizde karantina dönemi olduğu için baya bir hareketsiz kaldık. Onun için mümkün mertebe evin içinde yürüyüş yapmaya, Çok egzersiz güzel. yapmaya gayret ediyoruz. Çok güzel, çok güzel. Bir de ayrıca işte evimizde uyku düzeni çok önemli. Düzenli uykumuzu almaya çalışıyoruz. 10.30, Evet. 11'de, 11.30'da en geç yatıyoruz zaten, uykumuzu alıyoruz. Bir de dengeli ve düzenli Beslenme. beslenmemize, protein, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeye dikkat ediyoruz. Çok güzel. Programımızın sonuna yavaş yavaş geldik Üzeyir Bey. Peki şimdi bu salgına, bu bulaşa çok ciddi gözle bakmayan insanlarımız var. Bunlar bizim içimizde, halkımızdan. Afyon gerek Türkiye. Yani hiç umursamayan kişiler var.